Kıymetli büyük anne ve büyük babalarımız, Bursa Smaum Koleji 1. sınıfların okuma şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. Geçmiş gitmişler, geri çok emek verdiler. Sizden ricamız dikkatleri dağılmaması için onlara el sallamamanız, öpücük atmamanız, sevgi gösterinizi programın sonuna bırakmanız. Çok teşekkürler. Yüce Önderimiz Cumhuriyetimizi yeni nesillere, yeni nesilleri de değerli öğretmenlerimize emanet etti. Emanetlerinize sahip çıkmak boynumuzun borcu. Şimdi sizi bir D sınıfı ile baş başa bırakıyoruz. Çalışmalarımızı sizlerle
Bir dünya bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir vatan bırakın biz çocuklara, ulaşsın şarkımız güneş ve aya. Şimdi sınıf koromuzla çocuklarınız karşınızda. Yeah.
hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Siz de alüvelilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Büyük bir hızla programımız devam edecek. Ancak ben birkaç belime mikrofon uzatmak istiyorum. Burada bir büyük baba gördüm, hemen dikkatimi çekti. Efendim çocuklar dediler ki biz okumayı yazmayı öğrendik. Ne hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu? Çok gurur verici bir duygu. Ne söyleyebilirim? Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Evet, bugün sizin gününüz, çocuklarınızın günü. Nasıl bir duygu efendim? Çok heyecanlıyım. Gurur duyuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel. Sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Sonra sizlerle konuşmaya yine devam edeceğim. Programınız kaldığı yerden devam etsin. Türkiye'm, Türkiye'm, benim Türkiye'm. Dillerde söylenen türkü Türkiye'm. Dağların, ovaların, nehirlerin, göllerin, içimde hasretin dinmez Türkiye'm. Bayram olur da hiç oyun olmaz mı? Güzel Türkiye'mizin güzel yörelerinden oluşan halk oyunları ekibi karşınızda. Yeah.
kameradan hiçbir şey gözükmeyecek bir izleyin de biliyorsunuz. Bilgimi koydum. Tamam. Bir de sınıfı halk oyunları ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Atatürk der ki, çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Şimdi yarının büyüğü Utku Yılmaz konuşmasını yapmak üzere sahneye geliyor. Sevgili öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, okuma bayramımıza hepiniz hoş geldiniz. Doğrusu hepimiz çok sevinçliyiz. Okumayı öğrendik. Eskiden ancak resimlerine baktığımız kitapları artık okuyoruz. Kitaplardaki, dergilerdeki öyküleri, şiirleri, masalları, hepsini, her şeyi okuyoruz. Okumak ne güzel. İnsan bilmediklerini okuyarak öğreniyor. Okuyarak dinleniyor. Okuyarak haberleşiyor. Öğretmenimiz bize okuma yazma öğretmek için çok çalıştı. Arkadaşlarımızın hepsini okuma yazma öğrenmesi öğretmenimize çok mutlu etti. Size çok teşekkür ederiz öğretmenim. Okuma bayramı için birçok hazırlık yaptık. Siz sayın velilerimize neler öğrendiğimizi göstermek istedik. Sınıfımız sanki bir bayram yeri gibi. Okulumuzda bir bayram havası var. Bugün bizim okuma bayramımız var. Ne mutlu okuma yazma öğrenenlere. Ne mutlu bizlere. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Melike öğretmenimi sahneye davet ediyorum. Sayın okul kurucumuz, sayın genel koordinatörümüz, değerli okul müdürümüz, öğretmen arkadaşlarım ve sayın velilerimiz. Hepiniz okuma bayramımıza hoş geldiniz. Bugün bizim küçük yavrularımızın büyük çabalarıyla uğraşıp hazırladıkları okuma bayramı şenliklerini küçük yürekleriyle hazırladılar. Onları gösteriler sırasında sık sık alkışlarsanız daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Biz Aralık ve Kasım ayında okuma yazma sürecinizi tamamlamıştık. Ancak diğer branş derslerinden de etkinliklerini görmeniz için yıl sonuna bıraktık bu önemli kutlamayı. Şimdi kısacık okula geldiğimiz ilk güne dönmek istiyorum. Elbette bir takım kaygılarımız vardı. Çok heyecanlıydık. Bunları gözlerinizden anlamamak mümkün değildi. Çünkü aynı heyecanla, aynı kaygıyla ben de okula gelmiştim. Çocuklarımı okuma yazmaya adapte edebilmek, onlara samimiyetim ve içtenliğimi verebilmek, kendimi sevdirmek benim en büyük dileğimdi. Onların teker teker okumaya başladığı zaman duyduğum heyecanı anlatamam. Bizler bu başarıya öğrencilerimizle birlikte ulaştık. Her biri çok çalıştı. Çoğu zaman boylarından büyük işler başardılar. Siz velilerimiz bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadınız. Belki daha yolun başındayız ama ilk adımlarımızı olumlu ve verimli bir şekilde attık. Gelecek yıllarda da başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum. İçeride heyecanla buraya gelmeyi bekleyen çocuklarımız var. Ben bu mutlu günümüzde bize bu imkanları sağlayan sayın okul kurucumuz Gıyasettin Bingöl'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yıl boyunca bize destek olan kurum yöneticilerimize ve desteğinden dolayı siz sayın velilerimize sonsuz teşekkürler. Artık söz sırası onlarda.
mikrofonu çocuklarıma bırakmak istiyorum. Çok güzel bir program hazırladılar. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sahneden ayrılmayın öğretmenim. Emeklerinin karşılığı değil ama bir çiçek vermek istiyoruz öğretmenize. Çiçeğini sunmak üzere değerli velimiz Emel Vatansever'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz Emel Hanım. Nasıl gidiyor efendim programımız? Çok güzel bir program hazırlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürlerinizi sundunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bence Sınav Koleji'nin en şanslı velileriyiz. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ancak ben velilerimin fikrini almak istiyorum. Nasıl, memnunlar mı programdan? Akışımız nasıl, çocuklarımız nasıl? Hemen bir annemiz var burada, ona mikrofon uzatmak istiyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir program hazırladınız şu ana kadar. Her şey gayet güzel. Ondan sonrasında öyle olacağını emekleriniz için öğretmeninizle başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir esasında. Bu nedenle farklılıklara saygı duyulmalıdır. Evet, demokrasinin temel şartlarından biri de farklılıklara saygı göstermektir. Şimdi gelin çocuklarımızı sizler için hazırladıkları farklılıklara saygı konulu drama gösterisiyle izleyelim.